Suudi Arabistan'da bir aile bir akşam yemeği için Meryem Üzerli'ye 4 milyon lira para vermişler. Ve bu yemek gerçekleşmiş. Şu an ülkenin gündemini o meşgul ediyor. Muhteşem yüzyıl Arap ülkelerinde de gösterime girmeye başlamış. Bundan dolayı da o bölgelerde çok büyük hayran kitleleri oluşmaya başlıyor. Araplar ikinci pazardır medya sektöründe. Haliyle bizim ünlüler onları da hitap ediyorsa çok büyük bir pazar oluşturuyorlar. Ama çok da tavsiye ettiğim bir pazar da değil. Mesela Arapların hayran olduğu oyuncuların yorumlarına bir bakın ne demek istediğimi anlarsınız. Ebu el sıttıkları böyle. Sen ne biçim Müslümansın deyip böyle linçliyorlar sürekli kadınlara, erkeklere. Bayağı düşük seviye bir kitle maalesef. Ben asla o işlere gelemem. Ben biraz daha fazla kitle seçen bir insanım. Zaten öyle dur selebrit olayım, ünlü olayım vesaire gibi triplerim de yok. Kafam çok rahat. Ama uygun fiyata ben de akşam yemeğine gelebilirim size be. Ne diyorsunuz? İstanbul'dakiler özellikle, yakın semttekiler. 5-10 bin liraya gelirim ha. Haberiniz olsun ama dağısını yok yani. <laughs> Dahası olmaz. Bence gayet mantıklı. Her konuda muhabbet ederek sizinle. Sanat, sinema, ne bileyim iş hayatı, her bir şey üzerine konuşuruz. Gayet de dolu dolu muhabbet olur. Bak bunları 125 bin dolara Hürrem Sultan'ı getiriyorlar kafalarınca ama Meryem Üzerli geliyor yani. Alakasız bir kadın geliyor bir neve Siz bunu bir düşünün. Bu arada genelde insanlar bunu cinsel olarak yorumlamış. Bu Arap dünyasında çok yaygın bir olay. Cinsellik olarak söylemiyorum. Büyük ihtimal bazı ünlülere çok büyük miktarlarda paralar vererek de onlara cinsel teklifler götürmüşlerdir. Ama o fiyat 100 bin dolar olmaz arkadaşlar. Tabii <laughs> olsun diye söylüyorum. Şimdi bu işin piyasasını da net bir şekilde bilmiyoruz ama mesela biri Rihanna ile birlikte olmak istiyorsa herhalde kafadan bir 20 milyon doları gözden çıkarması gerekiyor. Bunlarınki daha çok gerçekten tanışma için bir para ödeme oluyor. Daha öncesinde de mesela Kristen Stewart'ın bir olayı vardı. Bir tane Arap milyarder Kristen Stewart'la yemek yemek için 1 milyon dolar mı ne teklif etmişti ve buluşmuşlar mıydı neydi öyle bir şey olmuştu. Araplarda para bok olduğu için o parayı nerede kullanacaklarını tam kestiremiyorlar. Yani bizim için çok büyük bir para. Evet. Şu an kanalda herhangi birinize 125 bin dolar verelim. Hayatı birden böyle bir güzelleşir. Aranızdakilerin bazıları zengin olsun. Hadi 100 milyon liralık zengin olun. Yani yine de çok güzel bir para olur o 125 bin dolar. Ama bunlar için önemsiz. Saçabiliyorlar paraları. Eski ev arkadaşımın erkek arkadaşı vardı. O Erasmus'a gitmişti mesela. Dubai petrol şehirlerinden birinin torunuyla yakın arkadaş oluyor o süreçte. Çocuk bunun için mesela gece kulübü kapatıyor. Hediye olarak. 20 bin dolar ama 30 bin dolara mı ne? Öyle keyife harcıyorlar. Bak o 30 bin dolar da 1 milyon lira ediyor şu an. Bunlar için gerçekten çok önemsiz bir para. Öyle bir yığın var bunlarda. Ama bu tarz akşam yemekleri muhabbetleri de biraz onursuz gurursuz kişilerdir. Ama ünlüler birçok işi kabul ediyor. Geçen mesela benim stand-up organizasyonlarında yaptığım bir yerin açılışı yapıldı. Açılışa vilmayles geliyor. Sadece durması 20 bin lira. Geliyor sadece orada bir saat duruyor. 20 bin lira. Ünlülüğün böyle yan gelirleri var. Alakasız yan gelirler. Mesela Türk de Afra Saraçoğlu ile yemek yemek istersen ona böyle para teklifi götürebilirsin. Kabul eder veya etmez bilemem orasını. Ama dersin ki mesela benimle bir akşam yemeği ye 1 milyon lira para. Ve bunu verebilecek tonlu insan var. İnsanlar direkt cinsele bağlamış. Da Meryem Üzerli'yi öyle 4 milyon lirayla ikna edemezsin o konuda. Bir para karşılığında illa yapacaktır demiyorum bu arada. Öyle bir teklifin bedeli 100 bin dolar olmaz. Bunlar da zaten o paraların çok çok daha fazlası var. Bu yemek muhabbeti büyük ihtimal şöyle olmuştur. Bu Arap piyasası da girdi ya, muhteşem yüzyıl. Davet eden adamın eşlerinden biri veya birkaçı muhteşem yüzyılı çok sevmiştir veya çocuğu sevmiştir. Ya işte bize yıl dönümümüzde şunu yap. Doğum günümde senden şöyle bir hediye O da tamam güzelim. Parasını veririz, hallederiz deyip böyle bir şeye kalkışmıştır. İlla cinselliğe yormanıza gerek yok bu muhabbetlere. O biraz daha OnlyFans'çıların vesaire işleri. Bu Dubai'de takılanlar var ya çok daha ağzına da götürürsün onları. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüş görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Gösterilerde beklerim.